Bazıları Şirin Sever'in konuğu Ozan Güven. Hoş geldin. Programın adı bu mu? Beğenmedin mi? Ha, çok iyi. Bazıları Şirin Sever. Nesini beğenmedin? Her şeyini beğendim. Bayıldım ya. Benim de atasözüm var. Türk Öğün Ozan Güven. Sen de öyle bir program yaparsın. Bakacağız. Değil mi? Filmin vizyonda dizin en çok konuşulan ve izlenen dizilerden biri. Maşallah her şey çok güzel görünüyor ama sen hayatının nasıl bir dönemindesin? İşte dizi başladı. Dizi ilk sezonda 12 bölüm çektik, sonra hiç ara vermeden ben saçlarımı kazıttım. Arif Bey 216'yı çektik. O bitti. Gerçekten böyle bir 10 gün falan ara vardı. Tekrar diziye başladık. O yüzden biraz yorgunum ama iyiyim. Yani çıkan işlerden memnunum. En çok hangi canlandırdığın karakter şu an böyle baskın sence? Robot 216 mı yoksa Can Manay mı? Onu hissedebiliyor musun ve dışarıdan bakınca ne görünüyor? Hani birbirinin önüne geçiyor mu o karakterler? Yok, ikisi de ayrı türlerde ve ayrı mecralarda olduğu için bence öyle bir durum yok. İnsanların en çok şeye şaşırıyor. Hala 216'yı Ozan Güven mi oynuyormuş diyor. Hala yeni öğrenen seyirciler var. Ben de onlara çok şaşırıyorum. 15 sene önce çekmiştik çünkü Gora'yı. 16 sene oluyor hatta. Ama ikisi de biri sinemada oynuyor, birisi internet dizisi. O yüzden de böyle bir benim de kafam karışmadı açıkçası. Robotu da daha önce oynadığım için hani. Kimler geldi, kimler geçti? Hiçbir psikopat karakter Can Manay kadar sevilmedi. Böyle bir gerçek var, kabul edelim ki. Niye sevildi bu adam? Bir enteresan, bir kere değişik bir karakter. Yani televizyonda izlediğimiz karakterlerden daha farklı bir psikiyatr. Kitapta biraz daha sevimsiz bir adamdı Can Manay. Daha iticiydi. Onu birazcık daha vicdanlı ve birazcık daha sevilebilir bir hale getirmek için ben de biraz çalıştım ve üzerine bir şeyler yapmaya çalıştım. Uzun zamandır karizmatik bir rol oynamıyordum. Herhalde onun da etkisi var. Bu karizmatik karakteri yaratmak için ne ekledin sen bu adama? Ya aslında kendimden bir şey katamadım. Çünkü ben normal hayatımda karizmatik bir adam değilim. Öyle deme şimdi. Seni öyle bulan gayet pek çok insan var yani. Dizideki karakterden dolayı öyle buluyorlar canım. Yoksa dışarıda hiç öyle karizmatik bir adam falan değilim ben yani. Ben öyle düşünmüyorum. Hatta, İltifat mı bekliyorsun? Hayır, beklemiyorum estağfurullah. Ben hiç öyle bir derdim yok. Elbette ki yaptığın işlerin sevilmesini istersin ama hakikaten yani ben yıllar önce gördüm İstanbul Masalı'ndan sonra işte genç kızların sevgilisi dinliyordu o zaman. Ben dedim ki bu kendilerine başka aday bulsunlar çünkü bu değişecek bir sürat. O yüzden de başka şeyler oynamaya çalıştım. Bir de Cem ne zaman böyle karizmatik bir rol oynasam hemen Robot 216 ile ilgili bir şey yazıp onu çekiyoruz yani. Bu karakterin sevilmesinde, ki kitabı okuyan biri olarak söylüyorum, dediğin gibi daha bu kadar sempatik bir adam değildi. Yani elini korkak alıştırmadan söyle, hakikaten şunu yaptım diyebiliyor musun? Yok, tevazu göstermeyeceğim yani gerçekten. Yeni bir karakter yarattın çünkü. Yani her şey, kıyafetinden, aksesuarlarına, hal ve tavırlarından her şeyine kadar üzerinde çok büyük emeğim var bu karakterin. Senin seçimlerin pek çok şey. Evet. Hı hı. Böyle olmasını istedim. Yani Mert'le de bunu konuştuğumuzda acaba çok mu aykırı olacak o köşelere öyle dönmesi, simetri hastalığı, gözlükleri, ceketin yakasının kaldırışı, düzeni bir şey falan ama montajdan sonra arayıp şey dedi ya bir şey yapmışsın. Ben hiç karar veremiyorum dedi yani. Tuhaf bir adam oldu dedi. Oldu mu yani ama başından sonra tutarlı bir şey oldu mu? Oldu, sonra baktık evet olmuş yani, değişik bir adam olmuş. Ben bir de bu herifin birazcık daha vicdanlı ve daha tutkulu olmasını galiba üzerine koydum. Aşk deyince onun için akan sular duruyor gibi bir yerden de kadınlar onu yakaladılar. Evet. Yani aslında. Ama sonuç olarak şu var ki o karizmatik adamın özelliklerini biliyormuşsun demek ki sen. Ne eşeklikler yapılabileceğini galiba biliyormuşum. Yani. Peki Can Manay ve Robot 216 hangisinde daha başarılı olduğunu düşünüyorsun? İkisinde ilk defa ben oynadım. O yüzden de ikisi de. Ama hani ağır basan bir durum var mı? Robot'u da ilk defa Türkiye'de ben oynadım. Hani bunu bir kibirden söylemiyorum ama hani robot nasıl güler, nasıl yürür, ben ne yaparsam o olacaktı. Evet. Öyle oldu. Hı hı. İyi ya da kötü onu tartışmıyorum ama ilk defa denendiği için ve ilk defa yapıldığı için aslında müthiş bir özgürlüktü bu. Genelde yaptığım işlerde böyle karakter üzerinden değil ama işin bütünüyle çok ilgileniyorum. Hikayenin bütünüyle, hikayenin beni etkilemesiyle ilgileniyorum. Dizi bitiyor, üzülüyor musun? Hayır. Neden bu kadar katı? Hayır. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Bunun böyle çok uzun uzadıya yapmak istemedik. Zaten iki sezon tasarlanmıştı. Hı-hı. 12 bölüm yapacaktık. 10 bölüm oluyor ikinci sezonu. Ya şeye üzülüyorum tabii, böyle bir karakter yaratılmışken hani bu 50-60 bölümü oynamak istersin bunu ama neticede seçtiğimiz mecra buydu ve o yüzden de böyle olması çok daha iyi bence. Sırada ne var peki? Planlıyor musun? Bekleyecek misin? Düz duvara bakacağım bir 10 gün herhalde. Durmak istiyorum diyorsun. Oğlumu çok özledim. Yani işte biz haftanın 3 gün 4 günü beraberiz. İşten dolayı 2 gün 1 gün falan beraber olabiliyoruz.
onunla çok vakit geçirmek istiyorum. Herhalde bu yaz çalışmayacağım. Alanını genişletmek, başka roller oynamak veya sinemaya ağırlık vermek gibi bir hayalin, iştahın, hedefin var mı? Ben kendimden sıkılmak istemiyorum. O yüzden de yaptığım işlerin arasında böyle 2 seneler, 3 seneler falan oluyor. Ya öyle güzel hikayeler çok fazla denk gelmiyor. Maalesef. Bir sinema filmi çekmiş olmak için de sinema filmi çekmek istemediğim için. İşte Cem'le yaptığımız filmler, ayrıca benim ayrı ayrı yaptığım işler var ama onlardan bir şey üzerine yine çalışıyoruz, yazıyoruz, bakalım yetiştirebilirsek yapacağız onu da. Bir yerde şunu söylemişsin, hangimiz birilerini stalklamıyoruz ki? Hani aslında çok farklı bir yerden bakıyorsun, çok doğru. Bu adamın da bir takıntısı var, sevdiği kadını, beğendiği kadını. İmkan verirse herkes onun imkanlarıyla her şeyi yapar diye düşünüyorum. Yani haklı buluyor musun sen bu adamı? Onun için sormamak istedim. Ne için yapıldığına bağlı. Tavlamak için mesela bir adamın bunu yapması. Gerçekten aşıksa tabii ki her şey mübah bence. Yani. Gerçekten aşıksan, birini elde etmek istiyorsan, dağları delenler var yüzyıllar öncesinde. Gerçekten bir şey istiyorsan ve bunun için neler yapabileceğinin ucu sınırı yok ki. Mecnun da Leyla'yı mı stokluyordu diyorsun? Bir şekilde zamanına göre. Stoklar da o kadar yürümezler de Deretepe bence. Ne bakacak bilgisayarda bunu. Merhaba. Can ben. Can Manay. Çok memnun oldum Can Manay. Ben de Duru. Duru. Bu kadar sence manipüle etmesi, gözetlemesi, 24 saat kameralarla takip etmesi falan, birilerini peşine takması haklı mı? Yani nasıl aşkta görüyorsun? Aşkta kadercilik olmaz ki. Yani kadere bırakamazsınız aşıksanız. Günün bir yerde bir köşede çarpışmayı mı bekleyeceksiniz sokakta? Yani herkesin kendine göre bir karakteri, huyu var. Bazıları çekilir köşeye, fark edilmek ister. Bazıları köşede her baktığı yerde durur. Bazıları hiçbir şey yapmaz. Bazıları sevmez. Onu yani çok her insana göre değişebilir ama sen sevdiğini 24 saat görmek istemez misin? Sıkılırım ya. Ama işte bazıları şirin sever. Dengeni bozan şey ne? Bir kadın. Kadınlar bu kadar denge bozan yaratıklar mıdır erkeklerin gözünde? Yoksa sadece Can Manay'ın mı dengesi bozuluyor sence? Hayat içinde de böyle mi? Bir oyunda vardı. Bu kadınları aramıza fitne diye sokmuşlar. Çok çok tatlıdır. Erkeklerin devreleri çok basit. Bir yerden artı elektrik giriyor, bir yerden artı elektrik çıkıyor. Eksi elektrik olarak çıkıyor ve lamba yanıyor. Bu kadar. Bence çok basit bir devresi var erkeklerin. Yani kadınlar bir mekanizmanın içinde de olsa bu kadar basit olamaz. Bunu daha karmaşık hale nasıl getirebilirim ile ilgili. Bence sorun da demeyeyim ama kafa işleyiş biçimleri, yazılımları başka türlü. Erkek çok düzdür. Mars-Venüs hikayesi yani. Seviyordur. Sevmiyorumdur. Erkek kavgaları da öldürür. Nettir. Görüşmek istemiyorsan görüşmezsin. Kavga edersin. Bir daha da görüşmezsin. Kadınlar öyle değildir. Görüşmek, ileride daha fazla görüşmemek için daha fazla görüşüyorlar bence mesela. Yani enteresan bir şey var. Erkekler de yarım aklıyla böyle onları seyrediyorlar ve anlamaya çalışıyorlar. Anlamaya çalıştıkları daha çok anlamıyorlar. Yani kadınlar denge bozar mı? Tabii ki de bozar. Robot, Sadrazam, Sırf Bir Tecavüzcü, çok şey oynadın. Seni en çok etkileyen, unutamadığın rolün hangisi peki? İkinci Bahar benim için çok kıymetlidir her anlamda. Ulaş karakteri. Oynadığım karakter, o set, oradaki çalıştığım insanlar, ömrümün sonuna kadar saklayacağım bir mücevher benim için o. Peki 216'yı başka biri yazsa oynar mıydın? Yazamazdı ki. Ama oynar mıydın, yazdı diyelim. Bilmem. Oynardım herhalde. Sen ne diyorsun bu izlenme rakamlarına? Yani nasıl yorumluyorsun? Bence çeşitlilik çok önemli bir şey bir ülkede. Çeşitlilik. Asıl mesele şu. Bunu seven ötekini sevmesin. Ötekini seven bunu sevmesin diye bir şey olmaya başladı artık memlekette. Taraftarlık yani yapı. Yani bir... O filmler de çekilsin, bu filmler de çekilsin. İsteyen onu seyretsin. Onu sevene kimse dayak atmasın. Onu sevmeyene de kimse dayak atmasın. Hı hı. Çeşitlilik güzeldir. Hı hı. Kişisel bir zevktir gülmek. Bir komedi filmi yapıp, insanlar niye gülmedi diyemezsiniz. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz gülenlere teşekkür ediyoruz. Gülenlere teşekkür ederiz. Gülmeyene de teşekkür ediyoruz. Yani zaten filmin konusu da bu. İyi insan olmak. Ekip olarak düşünceniz böyle mi? Böyle düşünüyoruz tabii ki de. Peki neden Zafer Algöz çıkıp da bilet paranı vereyim diyor, beğenmedim diyen birine? Zafer abinin ahbaplığı olan biri latife etmiş efendim. Ben başka yerlere geldi o mevzu. Şener Şen izlenmiyor bu memlekette. Daha gibi çok... Nitelikli bir film izlenmiyor. Sadece komedi filmleri gişe yapabiliyor. Sadece sinema seyircisi bunu izliyor. Neden? Mutsuzuz biz çünkü ülke olarak biraz mutsuz bir zaman geçiriyoruz. Herkes çok mutsuz, herkes çok öfkeli, herkes çok sinirli. Başkaları adına düşünüp başkaları adına karar veren bir sürü insan türedi. Edepsizlik birazcık
Ayyuka çıktı. 15-16 sene önce Gora çıktığında da yerden yere vurdular filmi. Ama 16. senenin sonunda herkes Gora'nın replikleriyle birbiriyle konuşmaya başladı. Artık bunu kült bir film haline geldi. Zaman gösterecek. Peki başarısızlık sana göre ne? Yani ne olursa bunu başarısızlık sayarsın? Seyrettiğin zaman anlıyorsun zaten başarılı bir iş yapıp yapmadığını. Gözüküyor zaten o. Yani ondan kaçamazsın. Yani hiç kimseye söylemesen de görürsün zaten öyle bir şey olduğunu. O yüzden de benim bir işe başlamam çok zor oluyor. Başlayınca her şey çok kolay ama başlayana kadar gerçekten her şeyi çok zorluyorum. Sette zor biri misin? Değilimdir. Çünkü bütün, işin bütünüyle ilgilendiğim için dahil olmak isterim her şeyine. Sette en büyük lüksün ne? Fon bezi ve minder. Yani neymiş? Yere bir fon bezi, minder, orada uyurum ben. Yani. Hayatım yani hiçbir setimizde hiçbir zaman karavana çekilip oturamadık ki zaten. Hmm. Yani hiç öyle bir işte karavana bir iki defa girmişimdir. O da makyaj için bir şey için. Hmm. Pahalı bir oyuncu musun? Kıymetli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Pahalı olduğumu güzel düşünüyorum. Güzel. Mesafe seven biri misin? İnsanına göre değişir. Artık yanlış anlaşılmaya çok açık zihinler ve kafalar. Zaten herkes böyle çok dayak atmak için bekliyor. O yüzden de artık daha dikkatli olmak zorundasın. Yani şunun için soruyorum. Seçebiliyor musun onu? Artık yaşta ilerlediği zaman ve bununla ilgili bir tecrübelerin oldukça evet anlayabiliyorsun. Yanıldığın zamanlar da oluyor ama eskisi gibi artık çok samimi olamıyorsun. Can Manay mı, Robot 216 mı? 216. Oo, şaşırdım. Komedi mi, dram mı? Dram. Gişe filmi mi, festival ya da sanat filmi mi? Çok saçma sorular. Olur mu canım, yani hem gişe filmi olur hem sanat filmi olabilir. Sinirlendiniz mi Ozan Bey? Hayır efendim, bazıları şimdi sana. Yani bir gün kendini Nuri Bilge Ceylan filmlerinde görmek ister misin? Ben oyuncuyum, her yerde görmek isterim kendimi. Olabilecek güzel hikayelerin içinde görmek isterim kendimi. Hani demin komedide, dramda sordun ya, ben hı-hı, komedi oyuncusu değilim. Ben Cem'le beraber iş yapmayı sevdiğimiz için çalışıyorum. Drama oynamak daha konforlu bir alanım, daha bildiğim bir yer. Hı-hı. Komedi oynarken de çok öğrenmeye çalışıyorum aslında. Bundan sonra internet dizisi mi, televizyon dizisi mi? Mümkünse internet dizisi. Dünyanın tanıdığı, efsane, ödüllü bir oyuncu olmak ama yalnız olmak mı? Çok aşık, çok mutlu ama sıradan biri olmak mı? Dünyanın tanıdığı, ödüllü bir oyuncu olmak. Kendi bile inanmadı. Twitter mı, Instagram mı? Instagram. Kebap mı, sushi mi? Kebap. Çay mı, kahve mi? Çay. Kedi mi, köpek mi? Ayı. Tavla mı, PlayStation mı? Tavla. Ben analog bir adamım. En son izlediğin dizi? Çukur. En son izlediğin film? El Chapo. El Chapo'nun hayatı bu, Meksikalı. Şampiyon'un gidip röportaj yaptığı belgesel. En sevdiğin yemek? Yaprak dolması, kuru fasulye. Hakkındaki en büyük şehir efsanesi. Atıyorum, çok mu öfkeli biliyorlardır seni? Ya da seni çok mu komik buluyorlar? Ben kendim hakkında ne kadar az düşünüyormuşum ya. Kendin en son ne aldın? Söyleyemem. Ayakkabıların yeni mi? Yeni ayakkabı almış olabilir misin? Hayır, şey böyle ufak bir yerde böyle UFO gibi bir şey var, böyle yer süpürgesi, onu aldım. Şey, Ali ile çok eğleniyoruz ona. Basıyorsun böyle, bütün evi dolaşıyor. Kendinde hiç sevmediğin özellik? Sabırsızlık. En son ne zaman spor yaptın? 1980... Ya sadece yürüyebiliyorum. Yani işte haftanın belli birkaç günü ama Mart'ta başlayacağım spora. Buraya gelmeden önce en son ne yaptın? Yataktan kalkıp duş aldım. Ne yapacağız? Buradan bir şey çekeceğiz. Çekeceksin. Ne istiyorsak onu yapacaksın. Ben de biliyorum ne olduğunu. İki tane çekebilir miyim? Buyurun. Hevesli. Soyunun ve... Bu ne ya? Can Manay gibi bir bardak su için. Çok zor. Niye? Çünkü bu çok dolu. Sürekli su içiyorsun ama dizide. Gerçekten ben hiç su içmediğim için. Gerçekten çok zor bir şey bu. Ya da kız gibi su içmenin nesi zor olabilir? İmkansız. Can Manay gibi su içemedi arkadaşlar. Bu nedir ya? Olmuyor. Konsantre mi olamıyorsun? Ben bir çeşit meyve suyuyum, konsantre olamadım.